İbn-i Tutarsızlığın tutarsızlığı Yine filozoflar gök cisimlerini inceleyip bunların gerçekte hareketli bir canlıya benzeyen bir tek cisim olduklarını, gövdesini bütünüyle taşıyan tümel bir canlılığın hareketine benzer bir biçimde hareket ettiklerini, ayrıca diğer gök cisimlerinin ve bunların tikel hareketlerinin bir tek canlılığın organlarının tikel hareketlerine benzediğini gördüklerinde bu cisimlerin kendi aralarındaki bağlantılara bunların tümünün bir tek cisme ve bir tek amaca indirgenmesine bir etki üzerinde birbirleriyle yardımlaşmalarına ve tüm bu özelliklerin bir tek evrene ait olduğuna bakarak şu sonuca ulaşmışlardır. Gök cisimleri başat bir sanata dönük tek bir sanat eserini amaçlayan birçok sanatçının durumunda olduğu gibi tek bir ilkeye yönelmiştir. Bu nedenle onlar şuna inanmışlardır. Bu ayrık ilkeler bunların tümünün nedeni olan bir tek ayrık ilkeye dayanmaktadırlar. Bu ilkede bulunan biçimler ve bundaki dizgelilik ve düzen, diğer varlıkların tümünde bulunan düzen, dizgelilik ve biçimlerin varoluşlarından daha üstündür. Bunda bulunan düzen ve dizgelilik kendinden aşağı düzeyde bulunan varlıkların tümünde bulunan diğer dizgelerin ve düzenlerin tümünün nedenidir. Diğer akıllar bu ilkeye olan yakınlık ve uzaklık durumuna göre kendi aralarında aşağıdan yukarıya doğru sıralanırlar. Filozoflara göre ilk ilke yalnızca kendi özünü akleder. Ancak bu ilke kendi özünü akletmesi aracılığıyla tüm diğer varlıkları varlık, dizgelik ve düzen yönünden en üstün biçimde akleder. Onun altında yer alan varlığın tözü, söz konusu ilkenin ilk akıldaki biçimleri, dizgeliliği ve düzeni akletmesine bağlıdır. Varlıkların üstünlük sıralaması, onların bu anlamdaki üstünlük sıralamasına bağlıdır. Filozoflara göre bu durumda üstünlük bakımından alt düzeyde bulunan bir varlığın kendisinden daha üstün olanın kendisinden daha üstün olanın kendini aklettiği gibi akledememesi gerekir. Aynı şekilde üstün varlığın da alt düzeyde bulunanı onun kendi özünü bildiği gibi bilmemesi gerekir. Demek ki bunlardan her birinin aklettiği varlık farklı bir düzeydedir. Eğer böyle olmasaydı her iki iki bir tek iki olur ve sayıları artmazdı. Bu nedenle filozoflar demişlerdir ki ilk ilke yalnızca kendi özünü bilir. Ondan sonra ise nedenli oldukları için yalnızca ilk ilkeyi bilirler ama aşağıdakileri bilmezler. Bilmiş olsaydılar bu durumda nedenli nedene dönüşürdü. Onların ulaştığı sonuca göre ilk ilkenin kendi özünü bilmesi tüm varlıkların nedenidir. Onun altında bulunan akılların bildikleri şeylere gelince bunların bir bölümü her bir akla özgü olan yaratıkların nedeni diğerleri ise kendi özünün bir nedenidir ki bu son bölüm tümüyle insan aklıdır. Filozofların bu konudaki görüşlerinin ve evrenle ilgili bu görüşe benzer sonuçlara ulaştıkları konusundaki görüşlerinin bu biçimde anlaşılması gerekir. İyice düşündüğün zamanı göreceksin ki bu görüşlerin doyuruculuğu Müslüman kelamcıları, öncelikle mütezileyi ve daha sonra eşarileri ilk ile ilgili olarak inançlarına yönlendiren görüşlerden daha az değildir. Şöyle ki onlar yani kelamcılar cisim olmayan ve hiçbir cisimde de bulunmayan bir özün varlığına inanmışlardır. Bu öz diri, bilen, istenç sahibi, güç yetiren, konuşan, işiten ve gören bir özdür. Ne var ki eşariler mütezileden farklı olarak bu özün tüm varlıklar için aracısız bir etkin. Bunların sonsuz bir bilgi ile bilen bir bilgili olduğu görüşündedir. Çünkü varlıklar sonsuzdur. Bu nedenle onlar yukarıda saydığımız nedenleri olumsuzlaştırmışlardır. Bu diri, bilen, istenç sahibi, güç yetiren, konuşan, işiten ve gören öz her şeyle birlikte ve her şeyde bulunmaktadır. Demek ki o her şeye var olma yönünden bitişiktir. Bu görüş kabul edilmesi çok güç olan bir takım düşüncelere yol açmaktadır. Şöyle ki bu niteliklere sahip olan bir varlığın can cinsinden olması zorunludur. Çünkü can cisim değildir. Ayrıca o diri, bilgili, güç yetirebilen, İstenc sahibi, işiten, gören ve konuşan bir varlıktır. Bunlar yani Eşariler, varlığın ilkesinin maddeden ayrık, tümel bir can olduğunu bilinçsizce ileri sürmüşlerdir. Şimdi bu savın kendisiyle birlikte getirdiği kuşkuları ele alacağız. Bu kuşkuların en açık olanı onların tarzının niteliklerini belirtirken bileşik öncesiz bir özün varlığını ileri sürmeleridir. Bu durumda onlar ortada öncesiz bir bileşimin var olduğunu ileri sürmüş oluyorlar. Oysa bu görüş eşarilerin kendilerinin ileri sürmüş oldukları her bileşim sonradan var olmuştur çünkü bu ilintilidir şeklinde belirlemiş oldukları ilkeye ters düşmektedir. Çünkü her ilinti onlara göre sonradan var olmuştur. Ayrıca eşariler tüm varlığın olanaklı olduğunu ileri sürerken varlıkta herhangi bir düzenin, dizgeliliğin ve bilgeliğin bulunduğunu göz ardı edip şöyle bir sonuca ulaşmışlardır. Her varlığın şu an içinde bulunduğu durumun tersine bir durumda bulunması olanaklıdır. Onların bu inançları kendilerini akıl konusunda da zorunlu olarak bağlar. Bununla birlikte onlar doğal ürünlere benzettikleri sanatsal ürünlerde düzenin ve dizgeliliğin varlığını kabul etmişler ve bunu bilgelik adını, sanatkara da bilgi adını vermişlerdir. Tümel olan da böyle bir ilkenin bulunması konusunda kendilerini bu görüşü kabul etmeye yönlendiren şey, onların doğal etkiler ile istence dayalı olan etkileri birbirine karıştırmış olmalarıdır. Demişlerdir ki, her etki, etki olması bakımından istenç sahibi, gücü her şeye yeten Seçme gücüne sahip ve bilen bir etkiden çıkar. Etkinin doğası etki olması bakımından bunu gerektirir. Bu konuda onların dayanakları şu görüşü ileri sürmelidir. Diri olanların dışında kalanlar ölü ve doluk varlıklardır. Ölüden ise herhangi bir etki çıkmaz. Onlar diriden başkasından etki çıkmayacağını kabul edince... Doğal şeylerden herhangi bir etkinin çıkabileceğini reddetmişlerdir. Onlar bununla da kalmayarak algılanabilen düzlemdeki diri şeyler için herhangi bir etki bulunmasını da olumsuzlayarak demişlerdir ki bu tür etkiler algılanabilen düzlemdeki diriye ilişikmiş gibi ortaya çıksalar da bunların asıl etkeni yalnızca algılanamayan düzlemdeki diridir. Onların bu görüşlerinin sonucu algılanabilen düzlemde yaşamın varlığını reddetmektir. Çünkü yaşamın varlığı algılanabilen düzlemdekilerin etkileri aracılığıyla ortaya çıkar. Ayrıca onlar algılanamayan düzlemdeki etkin ile ilgili bu yargıya nasıl ulaşıyorlar keşke anlayabilsem. Onların bu nitelikteki sanatkarı ortaya koyarken başvurdukları yol olarak ileri sürdükleri her sonradan var olanın bir var edicisi vardır ve bu sonsuza kadar sürüp gitmez. Bu durumda iş sorunlu olarak öncesiz bir var ediciye gelir dayanır. Biçimindeki görüşü doğrudur. Ne var ki bu sözlerden öncesizin cisim olmadığı sonucu çıkmaz. Dolayısıyla hiçbir cisim öncesiz değildir. Biçiminde bir önermenin eklenmesi gerekir. Bu durumda onlar bir kuşku ile baş etmek zorunda kalacaklardır. Bu noktada onların evren sonradan var olmuştur biçimindeki açıklamaları yeterli değildir. Çünkü sonradan olanın öncesiz bir cismi vardır. Ve bu cisimde göklerin sonradan var olmasını kanıtlamak için ileri sürdükleri dönüşlerin ve bunun dışındaki ilintilerin hiçbiri yoktur. Oysa siz öncesiz bir bileşiğin var olduğunu ileri sürüyorsunuz. Biçiminde bir görüşün ileri sürülmesi olanaktadır. Onlar Gök cisimlerinin yaratılmış olduklarını belirtirken bunların oluşumunun algılanabilen düzlemdeki oluşumun niteliklerinden başka nitelikte olduğunu ileri sürmüşlerdir. Algılanan düzlemdeki oluşum bir şeyden, bir yerde ve bir uzayda belirli bir nitelikte bütünüyle yoktan var edilmiş olmamak üzere gerçekleşir. Çünkü algılanan düzlemde bir başka cisim olmaksızın yani yoktan hiçbir cisim oluşamaz. Onların tanımlamış oldukları etkin de algılanabilen düzlemdeki etkin gibi değildir. Şöyle ki algılanan düzlemdeki etkinin etkisi varlığı bir nitelikten diğerine değiştirmekte sınırlı olup yokluğu varlığa dönüştürme anlamına gelmez. Yalnızca var olan şeyi canla ilgili bir biçim ve niteliğe dönüştürür. Böylece dönüşen şey bir varlıktan töz, tanım, ad ve etki bakımından bunun karşıtı olan başka bir varlığa geçiş yapar. Nitekim Yüce Tanrı şöyle buyurur. Andolsun biz insanı çamurdan bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargahta sperma durumuna yerleştirdik. Sonra o spermayı alaka yaptık. Peşinden alakayı bir et parçası durumuna getirdik. Bu nedenle antik filozoflar salt varlığın oluşup bozulmadığı görüşüne varmışlardır. Bu yüzden onların göklerin sonradan yaratıldığı biçimindeki görüşleri kabul edilse de onlar göklerin sonradan yaratılanların ilki olduğunu açıklamaya güç yetiremezler. Nitekim yüce kitap diğer ayetlerde bu durumu açıklar. Örneğin yüce Tanrı şöyle buyurur: İnkar edenler gökler ve yer bitişik bir durumdayken bizim onları birbirinden kopardığımızı bilmiyorlar mı? ve onun başka bir sözü O gökleri ve yeri yarattığında onun arşı su üzerindeydi. Sonradan duman durumunda olan göğe yöneldi. Onlara kelamcılara göre eğer oluşanın maddesi olduğunu kabul ediyorlarsa etkin onun maddesi ve biçimi üzerine etkilidir. Eğer parçalanma kabul etmeyen tözde olduğu gibi oluşan şeyin basit olduğuna inanıyorlarsa etkin bunun üzerinde bütünüyle etkilidir. Eğer onların bu görüşü doğru olsaydı bu tür etkin yalnızca oluşum sırasında yokluğu varlığa dönüştürür. Bununla onlara göre parçalanma kabul etmeyen tözün cisimlerin unsuru olmasını ya da bu parçalanmayan tözün bozulması sırasında onun varlığının yokluğa dönüştürülmesini kastediyorum açıktır ki bir şey karşıtına dönüşmez. Çünkü yokluğun kendisi varlığa ya da sıcaklığın kendisi soğukluğa dönüşemez. Ancak yok olan var olana sıcak soğuğa ve soğuk sıcağa dönüşür. Bu nedenle mütezile şöyle demiştir. Yokluk bir tür özdür. Ne var ki onlara göre bu öz evrenin oluşumundan önce varlık niteliğinden soyutlanmış bir durumdaydı. Kelamcıların bir şeyin bir şeyden oluşmayacağını kanıtlamak için ileri sürdükleri görüşler doğru değildir. Onların bu konudaki görüşleri arasında en inandırıcı olanı bir şey başka bir şeyden olsaydı bu durum sonsuza dek sürerdi biçimindeki savdır. Bunun da yanıtı şudur. Sonsuza dek gidişin olanaksızlığı ancak bu durum düz bir doğrultuda ise olanaklıdır. Çünkü bu durumda sonu ermeyen bir varlığın edimsel olarak bulunması gerekir. Döngüsellik durumunda ise örneğin sonsa dek havadan ateşin, ateşten de havanın oluşması gibi olanaksız değildir. Çünkü bu durumda konu öncesizdir. Kelamcıların varlığın tümüyle sonradan var olması konusunda dayanakları şudur. Sonradan yaratılanlardan soyutlanmayan şey sonradan yaratılmıştır. Bu kanıtlamada bulunan çürük yön onları güç durumda bırakır. Bu öncülün doğruluğu kabul edildiği zaman onların bunu genelleştirmeleri gerekir. Çünkü algılanabilen düzlemde sonradan olanlardan soyutlanmayan şeyler hiçbir şey olmaksızın sonradan olmuş değildir. Oysa onlara göre varlığın tümü hiçbir şeye dayanmaksızın var edilmiştir. Filozofların ilk madde adını verdikleri bu nesne cisimlikten soyutlanamaz ve salt cisimlik onlara göre sonradan var olmuş değildir. Bu durumda sonradan olanlardan soyutlanamayan şey sonradan olmuştur biçimindeki öncül doğru değildir. Bir tek cismin içinde yer alıp hadislerden soyutlanmayan şeyin ise bir ilki yoktur. Öyleyse bunun Mevzunun sonradan olması da nereden çıkıyor? Eş'ari kelamcıları bu durumun farkına varmış olmalılar ki bu öncüle başlangıcı ve sonu bulunmayacak kadar sonsuz sayıda sonradan olan varlığın bulunması olanaksızdır biçiminde ikinci bir öncül daha eklemişlerdir. Oysa bu önerme filozoflara göre de zorunludur. Dolayısıyla bu görüşlerde bulunan aklın kabullenemeyeceği şeyler kelamcıların görüşlerini bağlar ve bu görüşlerdeki akla güç gelen şeyler filozofların görüşlerinde bulunan güçlüklerden çok daha ağırdır. Aynı şekilde kelamcıların ilk ilke ile aynı şey olan etkin, hiçbir aracı bulunmaksızın evrendeki nesnelerin tümünün etkinidir biçimindeki görüşleri de böyledir. Şöyle ki bu görüş şeylerin bir bölümünün diğerleri üzerindeki etkileri ile ilgili gözlemlere aykırıdır. Bu anlamda onları bu görüşe sürükleyen en güçlü kanıt şudur. Eğer etkin olan şey nesne olsaydı bu durum sonsuza dek sürer giderdi. Bu önerme yalnızca etkinin nesne olması bakımından etkin olması, hareket ettirenin de bir başkası tarafından hareket ettirilmesi bakımından hareket ettirici olabilmesi durumunda bağlayıcı olabilirdi. Oysa durum böyle değildir. Doğrusu etkinin etkin olması edimsel olarak var olmasına bağlıdır. Çünkü yok olanın hiçbir etkisi yoktur. Bundan zorunlu olarak çıkan sonuç aynı zamanda nesne durumunda bulunan etkinlerin kesinlikle nesne olmayan bir etkinde son bulması olup eşarilerin düşündükleri gibi sonsuza dek sürüp giden nesne etkinlerin varlığı değildir. Öte yandan onların ulaştığı sonucun olanaksızlık derecesi bu sonuca ulaşırken kendilerinden yola çıktıkları öncüllerde bulunan olanaksızlık derecesinden daha yüksektir. Şöyle ki eğer varlıkların ilkesi yaşam, bilgi, güç, istenç sahibi bir öz ve bu nitelikler öz üzerine eklenmiş nitelikler olup bu özün bir cisme bağlılığı yoksa can ile bu varlık arasında canın bir cisimde bulunmasından başka hiçbir fark yoktur. Bu durumda bu varlık herhangi bir cisimde bulunmayan bir candır. Bu nitelikteki bir varlığın bir özden ve bir takım niteliklerden oluşan bir bileşim olması zorunludur ve her bileşimin bir bileşime zorunlu olarak gereksinimi vardır. Çünkü kendi özünden oluşmuş bir şeyin varlığının olanaksızlığı gibi kendi özünden birleşmiş bir varlığın bulunması da olanaksızdır. Çünkü oluşturanın bir etkisi olan oluşturma, oluşanı bileşim durumuna getirmekten başka bir şey değildir. Olanaklı da bileşimden başka bir şey değildir. Kısacası her nesne için bir etkin bulunduğu gibi, her bileşiminde etkin bir birleştireni vardır. Çünkü bileşim, bileşenin var olmasının koşuludur ve bir şeyin kendi varlığı için koşul olması olanaksızdır. Çünkü bu durumda bir şey kendisinin nedeni olmaktadır. Bu nedenle mütezile mezhebinin varlıkların çoğunda bulunan varlık, birlik, öncesizlik gibi özsel niteliklerle ilgili olarak ortaya koydukları görüşler gerçeğe eşarilerin görüşlerinden daha yakındır. Filozofların ilk ilke ile ilgili olarak ortaya koydukları görüş ise mütezilenin görüşünden daha gerçekçidir. İlk ilke konusunda her iki grubu bu tür inançlara yönelten faktörleri ve bu görüşlerde bulunan ve her iki grubu zor durumda bırakan akla aykırı yönleri, görüşleri açıklamış bulunmaktayız. Bunların filozofları ilgilendiren bölümüne Gazali yetere kadar değinmiştir. Bunlardan bir bölümünü daha önce yanıtlamıştık. Diğerlerini ise yere gelince yanıtlayacağız. Kelamcıları ilgilendiren güçlüklerin ana noktalarına ise biz burada değinmiş bulunmaktayız. Bu noktada biz bu adamın yani Gazali'nin kitabında yer verdiği konuyla ilgili görüşünün inandırıcılık düzeyini belirleme çabamıza geri dönelim ve bizim koşullarımıza göre bunların doğruluk ölçütü bakımından ne anlama geldiğini inceleyelim. Biz bütünün yani evrenin ilkeleri konusunda filozofların genel kabul gören görüşlerini yinelemek zorunda kaldık. Çünkü akla aykırı olduğu ileri sürülen noktalarda onların karşıtlarına verecekleri yanıtlar bu görüşlerde içkindir. Kelamcıların görüşlerinde bulunan aykırılıklardan da söz ettik. Çünkü işin doğrusu onların bu konuda ileri sürdükleri kanıtlardan yola çıkacak olanlardan biri gibi konuşmaktadır. Çünkü bu kanıtları ileri sürmek onların hakkıdır. Yine işin doğrusu filozofun yani Aristoteles'in dediği gibi kişinin kendi kanıtlarını ortaya koyduğu gibi karşıtlarının kanıtlarını da ortaya koymasıdır. Demek ki kişi kendi görüşünü kanıtlamak için nasıl çabalıyorsa karşıtlarının kanıtlarının ortaya çıkması için de aynı şekilde çaba göstermedi ve kendi görüşlerinin kanıtlanmasında kullandığı kanıtların karşıtları tarafından da kullanılmasını kabul etmelidir. Deriz ki, ilk ilke özünden başkasını bilmiyorsa, yarattıkları konusunda tümüyle bilgisizdir. Biçimindeki suçlama yalnızca onun kendi özü ile ilgili olarak bildiği şeyler varlığın salt olarak dışında kalan bir şey ise, bu suçlama onları bağlar. Oysa filozoflara göre ilk ilkenin kendi özünü akletmesi tüm varlığı tam anlamıyla içermektedir. Bu akıl tüm varlığın ana nedenidir. Onun varlığı bilmesi bizdeki aklın durumunda olduğu gibi onun aklının bir nedeni değildir. Bu durumda filozofların o kendinden aşağıdaki varlıkları bilmez biçimindeki sözlerinin anlamı onun kendinden aşağıdakileri bilmesi bizim onları bilmemiz gibi olmayıp her türlü eksiklikten yüce olan Tanrı'dan başka hiçbir akıllının bilemeyeceği biçimindedir. Eğer onun dışındaki herhangi bir varlık onun bildiği gibi bilmiş olsaydı, bu varlık yüce Tanrı'nın bilgisine ortak olurdu ki, o yani Tanrı böyle bir durumdan yücedir ve bu nitelik ona özgüdür. Bu nedenle kimi kelamcılar yüce Tanrı'nın daha önce ortaya koymuş oldukları yedi nitelik dışında yalnızca ona ait olan bir niteliğinin daha bulunduğunu söylemiştir. Dolayısıyla onun bilgisinin tümel ya da tikel olarak nitelendirilmesi doğru değildir. Çünkü tümellik ve tikellik varlıklara özgü iki sonuç olup her ikisi de gelip geçicidir. Biz bu konuyu ilk ilkenin tikelleri bilip bilmeyeceği konusunu tartışırken filozofların bu tartışmada ortaya koyduğu genel çerçeve içerisinde yeniden ele alacağız. Ve yine bu durumun Yüce Tanrı hakkında olanaksızlığını da ortaya koyacağız. Bu konu zorunlu olarak iki bölüme ayrılmıştır. Birincisi, eğer Yüce Tanrı varlıkları kendi bilgisinin nedeni olmak üzere bilmiş olsaydı, onun aklının kesinlikle gelip geçici olması ve üstün varlığın alt düzeyindeki bir varlık aracılığıyla yetkinleşmesi gerekirdi eğer onun özü şeylerin düzeninin ve akledilenlerin dışında olsaydı, ortada varlıkların biçimlerini, içinde bulundukları düzen ve dizgililik bakımından algılama anlamında olmayan bir aklın bulunması gerekirdi. Bu durumların ikisi de olanaksız olduğu içindir ki, onun kendi özünün aklettiği şeyin varlıklar ile aynı şey olması gerekir ki, buradaki varoluş, ilk nedenin kendisi aracılığıyla var olanlardaki varoluştan üstündür. Gözlemlerimize göre bir tek varlıkta varlığın farklı düzeyleri gerçekten bulunabilir. Örneğin renkler için kimi diğerlerinden üstün olan varlıklar düzeyleri olduğunu görürüz. Şöyle ki rengin en düşük düzeyde olanı ilk maddede bulunanıdır. Renk için daha üstün varlık düzeyleri vardır ki bu da rengin gözde bulunmasıdır öyle ki bu varlık kendi özünü algılayan rengin varlığıdır. İlk maddede bulunan rengin varlığı ise donuk, cansız bir varlıktır ve kendi özünü kavrayamaz. Aynı şekilde ruh biliminde ortaya çıkmıştır ki rengin hayal gücünde de bir varlığı bulunmaktadır. Rengin en üstün varlığı ise gören güçte bulunan varlığıdır. Rengin anımsayan güçte bulunan varlığının da hayal gücündeki varlığından daha üstün olduğu anlaşılmıştır. Bunun akılda bulunan varlığı ise sayılan varlık düzeylerinin tümünden üstündür. Aynı şekilde inanıyoruz ki, rengin ilk bilgideki varlığı diğer tüm varlıklardan üstündür ki bundan daha üstün bir varlığın bulunması olanaksızdır. Gazali'nin ayrık ilkelerin ilk ilkeden ilk çıkışı ve bu ilkelerden çıkanların sayısı ile ilgili olarak filozoflardan aktardıklarına gelince bunların bilinmesi ve belirlenmesi ile ilgili hiçbir kesin kanıt yoktur. Bu nedenle Gazali'nin bu konuda filozoflardan aktardığı tanımlamalar antik filozofların kitaplarında bulunmaz. Ayrık ilkelerin ve ayrık olmayan ilkelerin tümünün ilk ilkeden çıkması bu bir tek gücün taşıp diğer varlıkları oluşturmasından dolayı tüm evrenin bir bütün olması. Bu bir tek güç aracılığıyla evrenin tüm parçalarının farklı güçleri, organları ve etkileri bulunan bir tek canlının bedeninde olduğu gibi bir tek etkiyi amaçlaması konularına gelince, bilginlere göre evrenin varlığı ve birliği bir tek güç aracılığıyladır. Evren ilk ilk eden bu güç içerisinden çıkmıştır. Onlar bu konularda görüş birliği içerisindedir. Çünkü onlara göre gökyüzü bir bütün olarak bir tek canlı gibidir ve göğün bir bütün olarak gerçekleştirdiği günlük harekette canlının bir yerdeki tümel hareketi gibidir. Göğün parçalarının hareketleri ise bir canlının organlarının tikel hareketleri gibidir. Onlara göre kesin kanıt göstermiştir ki her canlıda bir tek güç vardır ve yalnızca bu güç aracılığıyla canlı bir bütün olabilir. Ve yine yalnızca bu güç aracılığıyla canlıda bulunan farklı güçler bir tek etkiyi amaçlar. Canlının varlığını sürdürmesi bu güce bağlıdır. Güçler de ilk ilkeden çıkan güç aracılığıyla birbirine bağlanır. Eğer bu güç olmasaydı evren paramparça olur ve bir an bile varlığını sürdüremezdi. Bir tek canlıda bile bu canlının bütün organlarına sızan bir tek gücün varlığı zorunludur. Bu güç aracılığıyla canlıda bulunan diğer güçler ve cisimler tek varlığa dönüşür. O kadar ki bunda bulunan farklı cisimlere bunlar bir tek cisimdir denilir. Aynı şekilde bu canlıda bulunan farklı güçlere de bunlar bir tek güçtür denilir. Varlıkların parçalarının evren ile olan ilişkisi bir canlının organlarının o canlının bütünüyle olan ilişkisi gibidir. Evrenin parçalarında ve tüm hareket ettirici ruh sahibi akıllı güçlerinde bulunan canlılık durumunun bu biçimde olması zorunludur. Demek ki evrende öyle ruhani bir güç vardır ki bu güç aracılığıyla onda bulunan tüm ruhani ve cisimsel güçler birbiriyle bağlantılıdır. Bu güç evrenin tümünde bir bütün olarak etkilidir. Eğer bu güç olmasaydı evrende ne düzen ne de dizgililik kalırdı. Tanrı her şeyin yaratıcısı, onları ayakta tutan ve koruyandır biçiminde bir savın ileri sürülmesi bu noktadan hareketle doğru olabilir. Nitekim yüce Tanrı şöyle buyurmuştur. Hiç kuşku yok ki Tanrı gökleri ve yeri düzenleri bozulmasın diye tutmaktadır. Bu bir tek gücün birçok şeye sızması birden ancak bir çıkar. Sonra bu ikinci birden çokluk çıkar. Görüşünü savunanların düşündüğünün tersine bu güçte bir çokluğun bulunmasını gerektirmez. Bu görüş yalnızca ilk maddede etkili olan etkin ile ilk maddenin dışındaki etkin birbirine benzetilirse bağlayıcıdır. Bu nedenle etkin terimi Bu nedenle etkin teriminin hem ilk maddede hem de ilk madde dışında kullanılması yalnızca ad odaklıdır. Bu da senin için birden çoğun çıkabileceğini açıklar. Aynı şekilde diğer ayrık ilkelerin varlığı yalnızca bunların ondan kavradıkları şeylerde bulunur. Bu varlık birçok şeyin kendisinden farklı biçimlerde tasarlandığı bir tek şey olabilir. Kimi zaman günlük hareketlerinde gök cisimlerinin tümünün ve sabit yıldızlar katının bunu yani hareketi bir tek kavramla tasarladıklarını anlarız. Çünkü bunların tümü bu hareketlerinde bir tek hareket ettiriciden çıkan etkili hareket ederler ki bu sabit yıldızların hareket ettiricisi olan varlıktır. Ayrıca gök cisimlerinin her birine özgü farklı hareketlerin bulunduğunu görürüz. Bu durumda bunların hareketleri bir bakıma iki farklı hareket ettiricinin etkisinden bir bakıma da iki hareketinde kaynağı olan bir hareket ettiricinin etkisinden kaynaklanır. Her iki hareketin yalnızca bir etkiden olması bu cisimlerin hareketlerinin ilk gök katının hareketiyle bağlantılı olması bakımındandır. Çünkü eğer bir canlının organları tarafından ortaklaşa kullanılan bir tek organın ya da bir tek gücün ortadan kalktığı düşünülmüş olsaydı, bununla birlikte canlının bütün organları ya da bütün güçleri de ortadan kalkardı. Gök katının parçalarında ve onu hareket ettiren güçlerde özellikle de evrenin ilkelerinin ve parçalarının ilk ilke ile ve birbiriyle olan ilişkilerindeki durum da böyledir. Filozoflara göre evren bir tek kente benzer. Şöyle ki nasıl ki bir kent bir başkan ve onun altında birçok yönetici tarafından yönetiliyorsa onlara göre evrende de durum böyledir. Kentteki diğer yöneticilerin tek bağlandıkları yer başkandır. Çünkü yöneticilik kadrolarının konuluş amaçlarını birer birer belirleyen ve bu amaçlar için gerekli olan etkileri düzenleyen başkandır. Aynı şekilde evrende bulunan yöneticiler arasındaki ilk başkanın durumu da böyledir. Filozoflara göre açıktır ki maddeden ayrık varlıklara amacını sağlayan, onlara varlığını verendir. Çünkü varlıkların bu türünde biçim ve amaç aynı şeydir. Bu durumda bunlara amacını veren varlık biçimlerini de belirler tüm varlıklara biçimini veren ise etkin varlıktır. Bu nedenle açıktır ki ilk ilke diğer ilkelerin tümünün ilkesidir. Çünkü o hem etkin, hem amaç, hem de biçimdir. İlk ilkenin algılanabilen varlıklarla olan ilişkisine gelince, bunlardaki birliği sağlayan ilk ilkedir. Bunlardaki birlik ise bunlarda bulunan birlik, çokluğun varlık nedenidir bu çokluğun ilk ilke ile bağlantısını sağlayan bu birliktir. İşte algılanan varlığa bu birliği veren ilk ilke varlığın amacı. Biçimi ve etkini olmakla tümünün ilkesi durumundadır. Bütün varlıklarda hareket ve benzeri şeylerle amaçlarına yönelmişlerdir ki, onların amaçları kendisi uğruna yaratılmış oldukları şeye onları yönlendiren harekettir bu durum varlığın bütünü için düşünüldüğünde doğal yollardan insan için düşünüldüğünde ise istenç aracılığıyla gerçekleşir. Bu yüzden diğer varlıklar arasında yükümlü ve güvenilir kılınan insandır. Bu anlatılanlar Yüce Tanrı'nın şu sözlerinin anlamıdır. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara önerdik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, korktular. Onu insana yükledi. Doğrusu o, nasıl bir sorumluluk altında olduğunu bilmemiş olduğundan kendine yazık etmektedir. Tüm bunlar filozofların şu sonuca ulaşmasına neden olmuştur. Evrendeki yöneticilerin tümü ilk ilkeden çıksa da bunların bir bölümü ondan aracısız olarak diğerleri ise evrenin aşağısından yukarısına doğru dizilip derecelenme bakımından bir amacın aracılığıyla çıkmıştır. Çünkü onlar yani filozoflar gök katının kimi parçalarının kimi gök katı hareketleri uğruna oluştuğunu görmüşler ve bunları bir önceki ilkeye bunu da salt ilkte sonlanıncaya dek bir önceki ilkeye bağlamışlardır. Öyle ki onlar için başka bir düzenin ve bütün varlıkların tek bir paylaşımla ortak oldukları bir etkinin varlığı açık duruma gelmiştir. Araştırmacıların ortaya çıkarmış olduğu varlıklarda bulunan ve sonunda ilk ikiyi Tanımlamaya kadar varıp dayanan dizgeliliği gereği gibi anlayabilmek gerçekten zordur. İnsan aklının bundan anlayabileceği ise çok kısa bir özet gibidir. Ne var ki filozofları gök katlarının uzaydaki dizgelerliklere bakımından evrenin ilk ikiye göre aşağıdan yukarı bir sıralama içinde olduğu sonucuna götüren onların şu bulgularıdır: İlk gök katının durumundan ortaya çıktığına göre bu gök katı kendi altında bulunanlardan üstündür ve diğer gök katları hareketlerinde buna bağlıdır. İşte bu nedenle onlar kendilerinden aktarılan uzaysal dizgelilik sonucuna ulaşmışlardır. Ancak bir kimse şöyle bir görüş ileri sürebilir. Ola ki bu dizgelilik uzaysal bir dizgelilik değil, etkiye bağlı bir dizgeliliktir. Etkilerden anlaşılmıştır ki bunların hareketleri güneş yüzündendir. Belki de hareket ettirici bunları hareket ettirirken güneşe oymaktadır. Güneşin hareketleri de ilk etkinin etkisiyledir. Bu nedenle bu konuda kesin öncülerden değil, daha üstün ve daha uygun öncülerden söz edilebilir. Bu nokta iyice anlaşıldığına göre biz asıl konumuza dönelim.